dostlar, arkadaşlar, bu hem bir duyurum olacak hem de birkaç şey sizlerle paylaşayım, birkaç bilgi vereyim. Böyle her taraf gri, farkındayım. Saçlar gri, gömlek öyle, arka duvar öyle. Onun için böyle bir ton vermek için şöyle tutayım da biraz renklensin. Şimdi Mayıs'ın, yani bu ayın 24, 25, 26 Mayıs'ta Kaz Dağları'nda arkadaşlar, İda Dağı'nda, Tanrıların Dağı'nda, orada bir termal otelde bir kamp yapacağız. Kamp nedir? Hem o güzel havayı solumak için, o güzel ortamda bir atölye çalışması olacak aslında. Uygulamalar yapacağız gelen dostlarımıza. Kuantum uygulamalar yapacağız. Böyle arada da küçük geziler, gezi kaçamakları yapacağız yakınlara, civarlara. Orada Zeus altarı vardır. Çok çok beğenirim ben orayı. Ve deniz kenarına, denizi ve havası harikadır, çok güzeldir. Ama daha çok biz bize olacağız. 24, 25, 26 Mayıs'ta arkadaşlar. Şifalanma kampı, iyileşme kampı, farkındalık kampı, özgürlük kampı, egonun marifetlerinin ne olduğunu anlama kampı, ego nasıl çalışır, nasıl bizi kündeye getirmeye, nasıl tuşa getirmeye çalışır, ego nasıl oluşur, egonun kilidi açılmadan bir insanın hayatının değişmesi mümkün değil arkadaşlar. Egonun stratejileri çözülmeden, egonun negatif inançlarından oluşan iletişim arkadaşlar. Benim Instagram sayfamda orada duyuru var. Orada yazıyor. Kampı, Kaz Dağları'nda kampı diye. Onun altında iletişim numaraları da var arkadaşlar. Instagram sayfamda. Oradan iletişim kurabilirsiniz. Oda sayısı kısıtlı olduğu için belli bir oda sayısı ayrıldı. Belli de bir kontenjan var. Ondan sonra bu duyuruyu onun için yapıyorum. Hatta biz geçen hafta Göktürk Ramu'yla Truva gezimizde yine oralardaydık. Bu aralar sürekli ben böyle bir oralara gitme şeyim var nedense. Oralar beni çekiyor. Evet, şimdi arkadaşlar, bakın egonun stratejisi nedir biliyor musunuz? Bir tek yazılım gibidir, bir cümledir o. Mesela bir karardır, bir zandır, atıyorum. Beni kimse sevmez diye düşünürsünüz. Fakat bu o kadar ürkütücü gelir ki insana, bu gerçekle yüzleşmek istemez. Yani bu gerçeği fark etmek istemez. Nasıl yani? Benimki tabi bireysel seanstan farklı, 3 gün boyunca anlatımlar olacak, birebir yüz yüze. Orada birçok diğer insanları da, hayatlarını ve onların da egosal kilislerini görerek oradan da bilgilenmiş olacaksınız. Kendinize benzeyen yanları fark edeceksiniz. Sizin gibi benzer sorunları, dramları yaşayan insanların da bunları neden kendilerine yaşattığını fark edeceksiniz. Yani bir nevi ders artı uygulama, kuantum uygulamalar yapılacak. Tabii çok da keyifli geçiyor. Espriler havada uçuşuyor, kahkahalar havada uçuşuyor. Bazen insanlar duygusallaşıyor, ağlıyorlar. Kendi duyguları beraber olunca. Sonra da mesela bir tanesi, beni kimse sevmez. Buna insanlar bastırıyor mesela. Ya da mesela bazı korkuları oluyor. Eğer birini gerçekten seversem, ona bağlanırsam sonunda onu kaybederim gibi bir korku oluşuyor. Ve ne yapıyor? Kimseyi sevmemeye çalışıyor, bağlanmamaya çalışıyor. Soğuk ve mesafeli duruyor ki, ona bağlanmayayım. Sonra çünkü diyor, alt beyinde şöyle bir yazılım var. Onu ben kimi seversem kaybederim. Bunlar hep zanlar. Yani egoyu oluşturan şey zandır arkadaşlar. Gerçek olmayan düşüncelerdir. Onun için arkadaşlar,
önümüzdeki hafta değil, daha sonraki hafta, yani Mayıs'ın son haftası oluyor. Cuma, cumartesi, pazar 24, 25, 26 Mayıs'ta. Instagram'da onun duyurusu var. Duyurunun altında da irtibat numarası var arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi şunu söylüyorum. Sakın ola ki bu hayat böyle gidecek. Benim yapacağım bir şey yok. Hayatımı değiştiremem. Bu hastalığı çekmek zorundayım. Bu parasını çekmek zorundayım. Bu ilişki sorunlarını katlanmak zorundayım. Bu durumu idare edeyim diye düşünmeyin. Böyle bir şey düşünmeyin. Mutlaka çözüm bulunur. Mutlaka bir yolu vardır. Kendinizi bazen şeye benzetin arkadaşlar. Neye benzetin biliyor musunuz? Çamaşır makinesine benzetin. Çamaşır makinesi arızalanınca sen iyi tamam demek ki bu makine çalışmıyor mu diyorsun. Yoksa ne yapıyorsun? Gidip tamirci mi çağırıyorsun? Televizyon için de aynı şey. Değil mi? İnsan da bir nevi zihinsel anlamda insanın zihni bir yazılımdır arkadaşlar. Bir programdır. Yazılım programının temel cümlesi demin bahsettiğim cümlelerdir. En önemlisi mesela ailemden koparsam, ayrılırsam ölürüm zannetmiştim diye arkadaşlar. Ailemden koparsam, ayrılırsam ölürüm zannediyor birçok insan. Ve ne yapıyor? Ailesine sıkı sıkı bağımlı kalıyor. Ben tabii şu anda hangisi size uygunsa onu tavsiye ederim. Yani bireysel seans uygunsa onu, kamp uygunsa onu. Kampta da bir yüz yüze dokunarak, bakışarak beraber işte 3 gün boyunca birlikte olacağımız için o da güzel. Seansta yani evet. Bakın, Erdinç Aslan diyor ki, hocam valla sayende, bundan bahsetmiştim bu arkadaştan, para konusunda rahatım, kule vinci yazmış. Bu vinci arkadaştan bahsetmiştim ben. Erdinç, maaşın ne kadardan ne kadara çıkmıştı, kısaca bir yazsana. Ya arkadaşlar. Ama arkadaşlar, şeyde o bak 100 bini geçiyor diyor. Peki kaçtı? Biz seninle çalışmaya başlamıştık. Kaç alıyordun sen? De ona ilaveler yapmıştık. Ben sana demiştim ki ya senin şeyin çok, mesleğin çok değişik, güzel bir meslek. Ondan sonra şimdi maalesef arkadaşlar, doktorlar ne kadar alıyor bilmiyorum ama bakın kule vinci, kule vinci. Bak çalışmıyordum bile diyor, iş bulamıyordum diyor, bak yazıyor. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Arkadaşlar benim seanslarımla ilgili bilgi almak istiyorsanız yine Instagram sayfasında açın, orada iki tane telefon var. O iki telefonlardan bir tanesine bilgi istiyorum yazın, tık diye bütün bilgiler gelecek. Tamam mı? Faizsiz. Kamp biraz pahalı. Bunu faizsiz verebilir mi? Şimdi iki tane Japon, Türkleşmiş iki Japon'un sohbetini geçen videoda izledim. Her şeye bir şeye bakıyorlar. Bu pahalı. Bu ucuz. Bu pahalı. Bu ucuz. Ne aldığına bakacaksın. Aldığının kıymetine bakacaksın. Satın aldığın şeyin sana kazandırdığı değere bakacaksın. Ya satın aldığın şeyin değerine bakacaksın. Öyle. Yani ne kadar değer almak istiyorsan onun parasal değerini vereceksin tabii. Ama onu değerli görürsen o parayı verirsin. Değerli görmezsen vermezsin ki. Ben sana 5 lira desem onu bile çok bulursun. Ya. Peki arkadaşlar, şimdi bu güzel Alaçatı sabahında, buranın çok kışını, soğuğunu çektiğim için şimdi her taraf açık, böyle bir kresiyo göstereyim.
Evet. Çok karımı soğunu, kar yok pardon, soğunu çektiğim için keyfimi çıkartıyorum buranın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu değerli arkadaşlarım. Evet. 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 Buranın harika. Kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu bu? 10 yıl. 10 yıl. Harika dostlar. 10 yıl buranın emektarları. Yani bu işin kitabını yazmış arkadaşlar. Artık dost olduk biz. Kuantum düşünce tekniği, yaratılış frekansı eğitimi yapıyoruz. Sarkaç eğitimi vermeye başladım. İki seviyede olacak. Birinci seviyesini. Onun da duyurusunu yine Instagram sayfasından, Instagram'den arkadaşlar şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Evet, Kaz Dağları. Oranın kazları meşhurmuş. Aynı zamanda orada Sarı Kız var. Sarı Kız efsanesi. Tepede, çok zirveye yakın bir yerde. Sarı Kız efsanesini açıp okursanız çok ilginç bir şeydir. O da mesela kaz güdermiş. Arkadaşlar, eğitim ayrı, seans ayrı. Önce seans alarak kendinizi iyileştirmeye ve şeye nerede? Ah, bak birisi Kaz Dağları'ndaymış. Kaz Dağları'nın çok önemli bir şeyi var, biliyorsunuz. Orası İda Dağı, Zeus'un, yani Enlil'in Truva Savaşı'nı tepeden izlediği yer var orada aynı zamanda. Bak, sevgi keskin ve oksijenin en iyi olduğu yer. Denizden gelen esintiyle dağlardan gelen esintinin birleştiği bir yer. Aynı zamanda çok şifalandırıcı bir yer orası. Ben oraya çok sık sık şey yaptım, gezi yaptım arkadaşlar. Her seferinde de çok keyifli, verimli geçti. Peki, görüşmek üzere. Seanslarım başlayacak birazdan. Sloganımız: her şey mümkün, yolunu yordamını bilirsen. Slogan bu, motto bu. Her şey mümkün, yolunu yordamını, yöntemini bildiğin sürece. Bildiğin, bulduğun sürece. Ya da yolunu, yöntemini bilen birisini bulduğun sürece. Arkadaşlar. Peki. Bu köyü, kuantum köyü gerçekten. Peki. Oldu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Herkese iyi haftalar diliyorum. Kendi içinde bölünmüş ve parçalanmış bir benliğe sahipsen bu yaşamına da olduğu gibi yansır. Çakra elektriğin uyumsuz dönmeye başlar. Elini uzattığın her şey senden uzaklaşır. Karşı cinsle de bir bütünlük oluşturamazsın. İsteklerin ve sen arasında aşılmaz uçurumlar vardır. Neden? Çünkü ruhunun akordu bozulmuştur. Nasıl usta müzisyen akordu bozuk enstrümanı düzeltebiliyorsa, senin de akordunu düzeltmek mümkün. Sağlık, bolluk, bereket, aşk ve romantizme yeniden uyumlanmak istiyorsan, antik çağların şifa merkezi Kaz Dağları'na davetlisin. Self-Holist Kişisel Bütünlüğe Ulaşma Kampı, 24-26 Mayıs'ta Kaz Dağları'nda.